Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, şu anda Bosna Hersek standındayız ve burada standta yetkililerle beraberiz. Standımızda sizler için bilgiler alacağız. Efendim selamünaleyküm, hayırlı standlar olsun, hayırlı fuarlar olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Musa Köse ben. Bosna Hersek'ten geliyoruz. Zaten şu an Bosna Hersek standında bulunuyoruz. Saraybosna'da yaşıyoruz. Saraybosna merkezli firmamız. Türkiye'den Balkanlara gelen, Bosna Hersek'e gelen misafirlerimize orada hizmet veriyoruz. Hizmetler sunuyoruz. Kaç yıldır oradayız? Nasıl gidiyor şu anda hem fuar hem oradan gelen turistler, buradan oraya geçen Türk turistler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle yaklaşık 12 senedir Bosna Hersek'teyiz. Bosna Hersek'te yaşıyorum. Özellikle son 2 sene hariç ondan önceki bir 10 yıllık dönemde ciddi anlamda buradan Bosna'ya, Makedonya'ya, Balkanların tamamına ciddi bir turist sayısında artış oldu. Çok gidip gelmeler başladı. Örneğin Bosna Hersek'e mesela biz Saraybosna'ya ilk gittiğimiz yıllarda haftada 3 uçuş vardı İstanbul'dan. Şu an en son geldiğimiz noktada yazın sezonda yaklaşık 5-6 uçuşa kadar çıktı oluyor günde. Ama sezonda yaz? Yazın, yaz haricinde yine en kötü 4 uçuş var. Günde 3-4 uçuş bulunuyor yani. Önceden dediğim gibi haftada sadece 3-4 uçuş vardı. Balkanları tamamı için geçerli. Belgrad için olsun, Üsküp için olsun. Hemen hemen hepsi aynı şekilde. Karadağ da hala aynı şekilde. Onun haricinde tabii son dönemde euro artışı, döviz dalgalanmasından dolayı artık maddi, ekonomik noktada cazibesini kaybetti gibi biraz Balkanlar. Sayı azaldı çünkü maliyetler yükseldi euro bazlı olduğu için. Ama bu tam tersine bir etki oluşturdu Boşnaklar için veya Balkanlarda yaşayan halklar için. Onların da paraları biraz daha değerlenmiş oldu tabii bize göre. Yani gelip rahatlıkla yüksek miktarlarda euro bozdurup yüksek oranlarla güzel tatil yapabiliyorlar. Yani oradan buraya gelişlerde bayağı rakamlar yükseldi. İbrahim Gencer bende. Hızlı rehberlik eskilerde kaldı, artık yaşlandık. Bundan 10 sene önceydi o hızlı rehberlikler, kalmadı artık. Aynı şekilde Musa Bey'in söylediği gibi yani... Turist olacak gidiyorsun, hızlı rehberlik olsun. Aynen öyle. Turist olmadığı için artık rehberlikte kalmadı. Tabii. Son zamanlarda tabii azalmadan dolayı bizde de iş kaybı aynı şekilde. Yani Bosna'daki bütün turizm acentalarında aynı şekilde buradan, Türkiye pazarından, Balkan pazarına çalışan acentalarda müthiş bir düşüş var. Son 2 yıldır, 3 yıldır hatta, son 3 yıldır müthiş bir düşüş var. Buna Türkiye'deki olaylar etki ediyor. İşte darbe girişimi 15 Temmuz buna bir etkiyle o zaman başladı. Sonrasında döviz dalgalanması onlarla devam etti. Yani şu anda artık herhalde diyoruz ki, her sene diyoruz ki bu minimum seviyedir herhalde. Bunun aşağısına düşmez ama her sene onun altını da görüyoruz maalesef. İş kaybı maalesef oldu ama dediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda muhtemelen biz de artık bir yön değiştirip herhalde o taraftan bu taraflara gönderme açısından biraz daha çalışma yapacağız diye düşünüyorum. Sevgili İbrahim ve Musa Bey, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bir fuar olsun. Kolay gelsiniz efendim. Görüşmek üzere.